Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz sayfa 202'den başlayarak devam edeceğiz. Evet, sözcük avı çalışmamız var. Sevgili öğrencilerim, anahtar kelimeleri bulacağız. Evet, alan, sıvı, litre, çevre, metre, ölçme, cetvel ve kilometre. Evet, ilk göze çarpanlarla başlayalım. Şurada kilometremiz var. Bunu işaretleyelim. Evet, şurada cetveli görüyorsunuz. Onu işaretleyelim. Şurada çevremiz var. Bunu işaretliyoruz. Şurada alan var. Evet, alanımızı işaretleyelim. Evet, şurada sıvı var. Sıvıyı işaretliyoruz. Evet, şurada litremiz var. Litremizi işaretledik. Evet, yukarıdan aşağıya rengini değiştirelim. Şöyle bakın, ölçme var. Ölçmeyi işaretleyelim. Bir de metreyi zaten burada bakın. Kilometrenin içerisinde metre şurada da var. Şurada da bakın, yukarıdan aşağı şöyle metre kırmızı ile yaptım. Bunu da ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Evet, devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Burada bir basit soru sormuş size. Makaradan sıra arkadaşında farklı uzunlukta iki parçası kestiniz. Kestiğiniz ilk parçaları ile masanızın sınıf panosunun ve tahtanızın uzunluklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını defterinize yazınız. Evet, sıra arkadaşınızla ölçüm sonuçlarınızı karşılaştırdığımızda ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Farklı çıkacak, değil mi? Çünkü bakın, farklı uzunluklar diyor. Diyelim ki birisi 7 santim, bir tanesi 10 santim olsun. Sevgili öğrencilerim, ölçüm sonuçlarını sıra arkadaşlarınızla ölçtüğünüzde farklı, şöyle farklı çıkacak. Yani o ip parçası diyelim ki 10 parça çıkacak bir tanenizinki. Bir tanesinki 8 parça çıkacak. Yani uzun olanınki 8 parça, kısa ip olanınki ne olacak? 10 parça çıkmış olacak. Çünkü standart değil. Neden aynı çıkmadı sevgili öğrencilerim? Standart olmadığı için. Evet, standart olmadığı için diye yazabilirsin. Çünkü farklı uzunlukta olunca farklı sonuçlar çıkar. Burada bakın, kulaçla ölçüm yapıyor sevgili öğrencilerim. Burada adımlama yapıyoruz. Bakın, burada da ayakla ölçüyoruz. Ne oluyor bakın? Büyük kişiyle küçük kişinin ayakları farklı olduğu için, büyük kişinin adımı ile küçük kişinin adımı farklı olduğu için, kulaçlar bakın büyük küçük farklı olduğu için, diyelim ki bu 5 kulaç, bu 10 kulaç çıkacak. Burası 12 adım atacak. Küçük çocuk 15 adım atacak. Annesi mesela diyelim ki 17 adım atmak, 18 atmış bakın. Çocuk 24 adım atacak. Çünkü standart ölçme birimleri olmadığı için. Burada karış kullanıyor. Burada parmak kullanıyor bakın. Yani bunlardan artık sorular gelecek. Kulacı, adımı, karışı, parmağı ve ayağı sevgilenince ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Güzelce bunları öğrenmiş olalım. Şimdi sevgilenince bunlarla ilgili etkinliklerimizi yapalım. 205'te duvar uzunluğunu sevgilenince standart olmayan ölçme aracı. Duvarı ne yapabiliriz sevgilenince? Bizler kulaçla, değil mi? Kollarımızı açarak ölçebiliriz. Kulaçla mesela kaç kulaç çıkabilir? 5 kulaç çıkabilir. 5 veya 10 santimlik iplerle veya bunlarla da ölçtüğümüzde duvarın uzunluğu mesela ne yapabilir? Diyelim ki 290 santimetre çıkabilir. Sınıfımızın uzunluğu ne yapabilir? Adımlarız, değil mi? Bu da ne olabilir mesela? 10 adım çıkabilir. Ölçtüğümüzde de mesela burası da mesela santim olarak ölçtüğümüzde 700 santim çıkabilir. 7 metre gibi olabilir. Bu tabii size göre farklı, herkesin sınıfı farklıdır. Karedir, dikdörtgenler, uzunlukları farklıdır. Masanın bir kenarı. Masayı da sevgilenince ölçerken diyelim ki şurası ne yaparız? Elimize karış yaparız, değil mi? Örneğin 4 karış çıkmış olsun. Sizin parmaklarınız, elleriniz küçük olur. Ölçtüğümüzde de mesela bu ne olmuş olabilir? 30 santim gibi bir şey çıkabilir. Bu size göre değişiklik olacaktır. Lütfen kendi ölçümlerinizi yazınız. Evet, metre ile santimetre arasında ilişki artık sorulacaktır. Neydi? 1 metremiz 100 santimetreydi. Buna göre artık sorularımız gelmiş olacak. Evet. Oluşturduğumuz, bakın burada bir etkinlik yapmış, 100 santim uzunluğundadır. Bu uzunluğu metre cinsinde nasıl ifade edebiliriz? Evet, bu nedir sevgili öğrencilerim? 1 metre olarak ifade edebilirsiniz. Evet, burada yine bakın metre, santimlerle ölçümler var. Şimdi uygulamamızı birlikte yapalım. 1 metre neydi sevgili öğrencilerim? 100 santimetreydi. Tam tersi 100 santimetre neydi? O da 1 metreydi sevgili öğrencilerim. Metreyi zaten yanına yazmış. Şöyle silelim. Bu da 1 metredir. Evet, 5 metre. 1 metre 100 ise 5 metre. 5 tane 100 yani nedir? 500 santimdir. 600 santimde sevgili öğrencilerim. Bakın 6 tane ne var? 100 var, değil mi? O zaman bu da 6 metredir. 1 metre 25 santim. 1 metremiz zaten 100 santim. 25 de burada 125 santimetre. 725 santimetre kolay olsun da ne yapabilir? Bakın 7 metre. Şöyle yapabiliriz. 700 artı
25 yaparız. 700 neydi? 7 metreydi. Artanını da 25 santim olarak ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrencilerim. Buraya geldiğimizde 4 metre 50 santim. Metremiz 4 metre 400 yapar. 50 de buradan eklediğimizde 450 santimetre yapar. 576 bunu 500 artı 76 olarak yazarız. O da bakın 500'ü ne yaparız? 5 metre 76 santim de artanı da buraya yazarız. 5 metre 76 santim olmuş olur. Evet yine eşlememiz var. 1 metre 32 santim. Bakın şurası 1 metre neydi sevgili öğrencilerim? 100'dü. 32 de buradan geldiğinde ne olacaktır? 132 olacaktır santim. 8 metre. Bakın 8 metreyi 800 olarak yazacağız. 1 de buradan gelecek. Ne olacak? 801 santimetre olacak. 3 metreyi ne yapıyorduk? 300 olarak yazıyorduk. Artı 49 da burada. 349 olarak yazacağız. 7 metreyi ne yapıyoruz? 700 olarak yazıyoruz. 43 de burada. 743 santimetre oluyor. Rengimiz karışmasın. Şöyle yapalım. Evet. 6 metreyi 600 santim. 50 de buradan. 650 olarak ne yaparız? Bunu da santim olarak yazarız sevgili öğrenciler. Evet, günlük hayatınızda hangi durumlarda cetvel kullanabilirsiniz diye söylemiş. Bakın masamızı ölçerken, sıramızı ölçerken sevgili öğrenciler. Mesela ne yapabilirsiniz başka ölçüm yaparken? Mesela defterlerimizin boylarını ölçerken, yapraklar mesela sayfalar ölçerken, mesela TV, televizyonları ne yaparken? Ölçerken kullanabilirsiniz. Bunu her şey mesela duvarımızı ölçerken ne yapabilirsiniz? Metremizi kullanabilirsiniz. Mesela kapı uzunlukları, pencere bunların uzunlukları olabilir. Veya keseceğimiz kartonlar olabilir. Kartonlar da kullanabilirsiniz. Ayakkabı yani ne varsa her şeyin ölçümde. Çok uzun olmayanları yani 30, 40, 50 yani 1 metre kadar olanları genelde ölçüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada da şimdi cetvel kullanımı size gösterecek. Şimdi şuradaki her çizgi 1 santim kabul ederek ölçümler yapacağız sevgili öğrencilerim. Bize demiş ki 4, 10 ve 15 santimlik doğru parçaları yapın diye söylemiş. Bakın şuradan başladığımızda ortadan başlayalım. Şurası başlangıç olsun. 1, 2, 3, 4. Bu sevgili öğrencilerim 4 santimlik bir ölçümüz. Sonra 10 santimlik demiş. Mesela şurayı ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 demişti. Şurada şöyle ne yapalım? Bırakalım. Tekrar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santim sevgili öğrencilerim. Aynısının üzerine mesela şuradan başlarız şöyle. Buraya kadar 10'du zaten. 11, 12, 13, 14, 15 santim mesela sevgili öğrencilerim. Ne yapıyoruz? Şöyle tam çizim üzerine koyalım. Bu da ne yaptı? Bakın 15 santim olarak yazdık. Yani sizler bu verilen yerde şuranın her birini 1 santim, şurayı her birini 1 santim olacak şekilde ne yaparsınız? Uzunlukları ona göre ayarlarsınız sevgili öğrencilerim. Buradan mesela şöyle hızlıca yukarıdan aşağı da olabilir mesela. Şöyle alırsınız. 1, 2, 3, 4 mesela sevgili öğrencilerim. Şöyle az yukarı çıkaralım. Mesela bu ne oldu? 4 santim oldu. Şuradan başlarsınız. Aşağıya doğru mesela bakalım kaç santim rastgele çizdim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 santimlik mesela çizmiş oldum. Hemen bu 10'un hemen yanından mesela şöyle. Şöyle yaptım mesela bakın. Ne olmuş oldu? Evet 10 düşecek kadar 11, 12, 13, 14 oldu mesela. Ne yapacağız? Buradan 1 santim de şöyle uzattığımıza bakın. 15 santim yapmış oldu. Bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet burada şimdi sevgili bırakalım. Kilometre kullanım alanlarını hemen ne yapalım? 209'dan bırakalım. Bir sonraki dersimizde de bunları inşallah yapmış olalım sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ileriki sayfaları geçtiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Sizler için hazırlamaya çalışayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.